Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden ve Türk Ovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli başkanlığındaki Aşı Araştırmaları Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ederken Rektör Profesör Doktor Fatih Altun sürdürülebilirliğin sağlanması için Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün kurulduğunu aktardı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili aşıda ERÜ Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun faz 2 çalışmalarında aşının gönüllüler üzerinde kanla ilgili rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde hangi sonuçların elde edileceğinin belirleneceğini aktardı. Aşı tamamlandı. Birinci faz içinde gerekli çalışmalar tamamlanmış durumda. Aslında bu dünyada, bu manada Kırım-Kongo ateşli virüsüyle ilgili birinci faz aşamasını da tamamlamış ilk aşı olarak geçiyor. Tabii bunu şöyle düşünebiliriz. Korona kadar gündemimizde olan bir süreç olmayabilir. Ama buradan da insanların mağduriyetleri söz konusu. Biz de bilim insanları olarak, Erciyes Üniversitesi olarak bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve önemli bir prestij olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bununla ilgili de elde edilecek sonuçların değerlendirilmesinden sonra ikinci faz aşamasıyla bu aşımızı da devam ettirmiş olacağız. İnşallah bu süreçler normal seyrinde gittiğinde çok uzun olmayan bir zaman diliminde de bu aşıyı da yine başta ülkemize ve tüm insanlığa kazandırmış olacağız.